Herkese selamlar. Kanalımın yeni bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle mükemmel bir konuya değineceğiz. Bu nedir diyecek olursanız eğer, birçoğumuz özellikle YouTube'a, TikTok'a veya Instagram'a video içerikler üretiyorsak eğer, ücretsiz video montaj programı nasıl bulabilirim sorusunun en doğru cevabını vereceğiz gibi gözüküyor bugün. Neden bu kadar emin konuşuyorum? Çünkü bildiğiniz üzere mobil cihazlarda aktif olarak kullandığımız CapCut uygulaması artık bilgisayara gelmiş durumda. Bilgisayar versiyonu piyasaya sürülmüş durumda. Bu videomuzda sizlerle birlikte tamamen ücretsiz olan CapCut'ın bilgisayar versiyonunun detaylarına bakacağız. Bakalım bize YouTube'da içerik üretiyorsak veya TikTok'ta, Instagram Reels'ta video içerikler üretiyorsak bizlere yeteri kadar performans sağlayacak mı? Buna bir bakacağız. Şimdi sizlerle birlikte lafı fazla uzatmadan hızlıca CapCut'ın incelemesine geçeceğim. Fakat CapCut'ın incelemesine geçmeden önce bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Açıklamalar kısmına sizlere bu sitenin linkini bırakıyorum. Zaten CapCut'ın official sitesine giriş yaptığınızda hemen sizin bilgisayardan girdiğinizi algılayarak gördüğünüz gibi Download for Windows diyor. Eğer Mac'ten giriş sağlarsanız da Download for Mac olarak hemen şurada gördüğünüz gibi download ikonu çıkıyor. Direkt buraya tıkladığınızda hemen download başlıyor. Buradan sakla diyorum ve gördüğünüz gibi 333 MB'lık bir dosya indirmeye başlıyor. Zaten ben de inik olduğu için iptal diyorum ve direkt olarak sizlere CapCut'ı açıyorum. CapCut üzerinden yorumlamaya devam ediyorum sizlere. Gördüğünüz gibi CapCut'ımızı kurduktan sonra açtığımızda direkt önümüze böyle bir ekran geliyor. Burada direkt Start Creating diyerek projemizi oluşturuyoruz. Ve sizlere en büyük önerim direkt olarak buradan profil girişi yapın. Bir hesabınızı bağlayarak giriş yaparsanız eğer daha öncesinde yapmış olduğunuz işlemler, projeler burada yedeklenmiş olacak. Ve bu sizin için büyük bir avantaj olacak. Hemen ben buradan Start Creating tuşuna basarak arayüzümüzü açmış bulunuyorum. Sol tarafta import bölümü mevcut. Yukarıda gördüğünüz gibi media, audio, text, sticker, effect, translation, filter, adjustment gibi bölümler mevcut. Şimdi buralara tek tek bakacağız ama öncesinde gelin bir tane video atalım. Import'a tıkladığımda hemen buradan gördüğünüz gibi benim Ride With Me'nin araba videolarından birini import ettim. Import ettikten sonra bunu timeline'a alıyoruz. İstersek böyle tutup çekebiliyoruz. İstersek de sağ tarafta add to track dediğimiz yerden direkt olarak timeline'ımıza atabiliyoruz. Timeline'ımıza geliyor fakat burada sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bütün bölümleri Premiere'de yaptığımız gibi istediğimiz gibi boyutlandırabiliyoruz, büyütüp küçültebiliyoruz. İstediğimiz boyutlarda ölçeklendirebiliyoruz. Hemen alt tarafta gördüğünüz gibi performance priority dediğimizde buradaki görüntünün kalitesini biraz daha düşürerek bilgisayarımıza yüklenmemesini sağlıyor. Ama benim bilgisayarım iyi, ben full quality izlemek istiyorum derseniz de quality priority derseniz eğer gördüğünüz gibi full kalite olarak göreceksiniz. Burada kısa yollar var. Kısa yollara hemen montajımıza başlamadan önce Shortcut bölümüne tıkladığımızda gördüğünüz gibi kısa yollar önümüze çıkıyor. Timeline'da kullanabileceğimiz işte player demişler. Hani space, enter, exit, F falan gibi tuşlar burada konumlandırılmış. Burada en büyük eksiklik benim için şu anda anladığım kadarıyla kısa yol tuşunda değişiklik yapamıyoruz. Bu yakın zamanda güncellemelerle gelecektir diye düşünüyorum. B tuşumuz cut tuşu, A tuşumuz mouse tuşu olarak bizleri karşılıyor. Zaten ilk montajlarda bizim için en çok gerekli olan şey cut'a geçmek ve kattan normale geçmek ve CTRL-Z geri almak diyebiliriz. Kaba montajlarımızda zaten bizi en çok ilgilendiren kısa yol tuşları bu oluyor. Bu da A ve B'ye atanmış durumda. Diğer özelliklere geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi videomuzu tıkladığımızda sağ tarafta Basic, Cutout, Mask ve Canvas bölümleri var. Basic bölümünde gördüğünüz gibi resize yapabiliyoruz. Yani scale'ını ayarlayabiliyoruz. Position bölümünde istersek böyle derece olarak verebiliyoruz. Ya da direkt rotation kısmından şöyle gördüğünüz gibi rotate atabiliyoruz. X ve Y'de konumunu kendimiz belirleyebiliyoruz. Şuradaki oka tıkladığımızda da orijinal haline geri getiriyor. Burada gördüğünüz gibi yan taraflarında birer tane noktalarımız var. Bu noktalar nelerdir diyecek olursanız eğer, örnek veriyorum, buradayım. Buradayken scale'ım %100'de. Fakat şuraya geldiğimde scale'ım %200 olsun diyorum. Hemen şöyle izlemeye başladığımızda gördüğünüz gibi bakın yavaş yavaş scale'ı yakınlaştırmaya devam ediyor. Herhangi bir position, motion efekti verebiliyoruz.
Hemen bunları geri siliyorum, kafamız karışmasın derken komple sildim. Mesela bunu kaldırabiliyor muyum? Evet. Tıkladım. Geldim tekrar buradan tıkladığımda gördüğünüz gibi kaldırmış oldum. Blend moduna geldiğimizde opacity'sini ayarlıyoruz ve aynı zamanda bu dosyanın arkasında başka bir video klasörümüz veya görüntümüz varsa buradan blend yapıyoruz. Yani brighten, yani beyazdan arkaya doğru geçiş yapabiliyoruz. Herhangi bir efekt verebiliyoruz. Yani birazcık arkadaki görüntünün de rengini almasını sağlayabiliyoruz. Stabilize bölümünde gördüğünüz gibi minimum cut'la stabilet veya most stable, yani hiçbir hareket olmasın. Özellikle bu dışarıda çekim yapıyorsanız, elinizle çekim yapıyorsanız kameranın titreşimini yok etmek için kullanabileceğiniz stabilize modu. Facial Beauty bölümü var. Bunun için sizlere hemen bu videoyu çekerken yapmış olduğum giriş konuşmasına geliyorum ve burada sizlere göstermek istiyorum. Bu gerçekten keyifli ve bir o kadar da güzel bir özellik olmuş. Facial Beauty'yi eklediğimde skin, gördüğünüz gibi yüzümü pürüzsüzleştirebiliyorum. Yüzümü kilolandırabiliyorum veya inceltebiliyorum. Gözlerimi büyütüp küçültebiliyorum. Burnumu küçültüp büyütebiliyorum. Brighten'da tenimin rengini biraz açabiliyorum. Dişlerimi bakın beyazlatabiliyorum. Ve bu bütün video boyunca böyle kalıyor. Bu nasıl bir şeydir bilmiyorum ama hani özellikle YouTube'da içerik üretiyorsanız, özellikle vlog içerikleri üretiyorsanız kullanabileceğiniz özelliklerden biri diyebilirim. Hatta burada body bölümü var. Body bölümünde tabii şu an boydan bir görüntümüz olmadığı için kendimizi zayıflatamıyoruz. Bacaklarımızı uzatamıyoruz. Kafamızın size'ını büyütüp küçültebiliyormuşuz. Waist neymiş? Bunu tam anlamadım şu an, bilmiyorum ne olduğunu ama gördüğünüz gibi hem vücudumuzu hem de yüzümüzü bu CapCut sayesinde istediğimiz gibi güzelleştirebiliyoruz. Veya komik şeyler yapmak istediğimizde de kocaman bir şey de yapabiliriz kendimizi. Audio bölümünde gördüğünüz gibi ses efektleri var. Ses efektlerini kullanabiliyoruz. Elf sesi demiş, deep, high, işte chipmunk gibi ses efektleri ekleyebiliyoruz. Speed bölümüne geldiğimizde videoyu hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Animasyon bölümünde de gördüğünüz gibi şu şekilde slide down, swing, spin up gibi değişik geçiş efektleri kullanabiliyoruz. Yani video içerisinde efektler koyabiliyoruz. Mesela bunu özellikle eğlence içerikleri üretiyorsanız eğer bu tarz animasyonları rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kaba taslak montaj tarafından bahsettikten sonra asıl bizi ilgilendiren kısım, özellikle YouTube'a içerik üretiyorsak bizi en çok ilgilendiren kısımlara geldik. Audio bölümü var. Audio bölümünde müzikler var. Bu müzikler telife takılabilir, bilginiz olsun. Fakat burada TikTok ibaresi olduğu için sanırım, yanlış bilmiyorsam, bunları TikTok'ta kullanabiliyorsunuz bu müzikleri. Müziklerin dışında sound efektler var. Bu sound efektlerde ne bileyim geçiş efektlerinde fıt 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 gibi sesleri kullanabilirsiniz. Text bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi yazı ekleyebiliyoruz. Effects bölümüne geldiğimizde de şu şekilde yazılar ekleyebiliyoruz. Text template'leri var. Text template'leri bizlerin en çok hoşuna gidecek olan şey. Bunun sebebi ise özellikle YouTube'a içerik üretiyorsak subscribe ve like butonlarının olması ve bunların tamamen ücretsiz olması. Mesela subscribe'a buradan artıya tıklayıp eklediğimizde gördüğünüz gibi buradan direkt Türkçeleştirebiliyoruz. Sağ tarafta yeri açılıyor. Gördüğünüz gibi abone ol olarak Türkçeleştirmiş olduk. Aynı zamanda buradan boyutunu da ayarlayabiliyoruz. Hatta burada oka tıkladığımızda yazı tipini de değiştirebiliyoruz. Yani burada bize gerçekten çok fazla bir şekilde kişiselleştirebilir özellikler sunulmuş vaziyette. Şimdi buradan geçtim. Biraz daha aşağıya doğru indiğimde bakın çok farklı farklı yazı efektleri mevcut. Bunları bütün içeriklerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da profesyonel içerikler üretmiş olursunuz. Yazı kısmını üzerine değindiğimizi düşünüyorum ve hızlıca sticker bölümüne geçmek istiyorum. Sticker bölümünde de şu şekilde kullanabileceğiniz eğlenceli stickerlar mevcut. Bunları videolarınızda gördüğünüz gibi kullanabilirsiniz. Mutlaka kullanabilirsiniz. İlla ki bir şeyleri kullanabileceğiniz yerler olacaktır. Mesela Game Over benim çok hoşuma gitti. Play Again, Yes, No diyor falan. Gayet eğlenceli gözüküyor. Bunun haricinde ne bileyim şöyle gördüğünüz gibi fotoğraf karesi şeklinde bir sticker var deyip burayı geçiyorum. Burada aşağı sonu bucağı olmayan bir sürü
sticker mevcut. Yani bütün işlerimizi çözecektir diye düşünüyorum. Hemen sağ tarafta effects bölümüne geliyoruz. Effects bölümü benim gerçekten en çok hoşuma giden bölüm oldu. Bunlar için yani bu efektleri yapmak için normalde After Effects'te, Premiere'de saatlerce uğraşmak gerekiyor. Ama burada yapacağımız tek şey sadece burada efeye tıklamak ve gördüğünüz gibi görüntümüzde efeğin direkt olarak işlenmesi. Mesela Motion Blur ekledik. Böyle bir efekt ekledik. Biraz daha aşağı iniyorum. Shockwave ekledik. Rolling film var mesela. Bakın çok güzel. Gerçekten çok keyifli bir efekt bu. Ne bileyim bu neymiş? Color. Bakın çok güzel bir efekt. Yani bu efektleri kullanabiliyor olmamız ve sadece bunları tek tıkla kullanabiliyor olmamız beni gerçekten inanılmaz cezbetti. Gördüğünüz gibi şöyle bir efekt. Ya bir sürü efektimiz var. Bakın renk değiştiriyor. Ne kadar güzel. Çok keyifli duruyor. Ben biraz daha aşağı ineceğim şimdi. Bak güzel. Like atım, bir şey atım falan filan yeri burası. Ne bileyim bu neymiş? Bak bomba patladı. Sonrasında gördüğünüz gibi böyle işte beğen, paylaş, yorum at gibi bir bölüm var. Ne bileyim işte böyle matematik dehası olduk bölümü var. Şöyle kalbim kırıldı bölümü var. Ya gördüğünüz gibi bir sürü burada kullanabileceğiniz efektler var. Mesela şöyle bir efektimiz var. Çık çık diye geçiş yapıyor. Ne bileyim bomba patlıyor. Yani bu efektlerin hepsini çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ve gerçekten profesyonel bir şekilde editler ortaya çıkartabilirsiniz. Transition bölümüne geliyorum. Transition bölümü geçiş bölümü. Hemen şuradan bir kesik atalım. Ve bakalım bu neymiş? Hop şu şekilde gördüğünüz gibi geçiş efektlerimiz mevcut. Gayet keyifli ve basit ve birçok çeşidi olan geçiş efektleri bunlar. Bu geçiş efektlerini rahatlıkla kullanabilirsiniz ve sağda solda hiçbir yerde geçiş efekti lazım diye kimseye sormak zorunda kalmazsınız. Ve aynı zamanda bunun için de herhangi bir ücret ödemezsiniz. CapCut ile birlikte ücretsiz bir şekilde geçiş efektlerini kullanabilirsiniz. Filtreler bölümüne geldiğimizde gördüğünüz gibi burada color filtreleri var. Color filtreleri gördüğünüz gibi gerçekten profesyonel ve net görüntüler sağlıyor bizlere. Şöyle baktığımda Photo Booth var mesela, çok tatlı. Winter Day tamam, güzel. Nature var mesela, natural. Yani gördüğünüz gibi burada da color'larınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve burada normalde mobil versiyonda olmayan adjustment bölümü mevcut. Adjustment, custom adjustment diye eklediğinizde buraya boş bir layer ekler bize ve siz bu layer'a ne eklerseniz aşağıdaki videonuzun üzerine de bu boş layer'daki özellikler geçer. Profesyonel işler yapabilirsiniz. Şimdi sıra geldi export bölümüne. Export bölümüne bakmak istediğimde sağ üst köşede export'u görüyoruz. Ben bu export'a tıkladığımda önüme gördüğünüz gibi video exporting bölümü geldi. Remove watermark diyor. Remove watermark gördüğünüz gibi sağ alt köşede bulunan CapCut logosunu direkt olarak kaldırabiliyorsun. Export seçeneklerimizde 4K, 2K, 1080, 720 ve 480p olarak bizlere sınıflandırılmış vaziyette. 4K çıktı alıp bitrate bölümünde higher dediğinizde en yüksek kalitede 4K çıkışı elde edersiniz. Veya customized deyip buradan işte 50.000 bitrate, 60.000 bitrate, kaç bin bitrate vermek istiyorsanız buradan istediğiniz bitrate'i verebilirsiniz. Kodek bölümüne baktığımızda H264 ve HEVC kodeklerinde çıktı alabiliyoruz. Biz genelde bildiğiniz gibi H264'ü kullanıyoruz. Format bölümünde MP4 ve MOV olarak çıktı alabiliyoruz. MP4 her zaman tercih ettiğimiz bir çıktı türü oluyor. Frame rate bölümünde de 24, 25, 30, 50, 60 olarak istediğimiz frame rate'te export alıp kaliteli videolarımızı, içeriklerimizi gönül rahatlığıyla her yerde tüm sosyal mecralarımızda paylaşabiliyoruz. Evet, CapCut için anlatabileceklerim bu kadardı. Gördüğünüz gibi birçok işimizi çözecek bir program haline gelmiş vaziyette. Özellikle YouTube'a yeni içerik üretmeye başladıysak, TikTok'ta veya Instagram Reels'ta içerikler üretiyorsak tamamen ücretsiz olarak tüm işlerimizi çözebilecek bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Eğer bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya minik bir yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.